Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Nefes dizisi yeni bölümde nihayet Kiran'ın gerçek yüzünün ortaya çıktığını ve yaptıklarının cezasını çekmek üzere polisler tarafından götürüldüğünü görüyoruz. Ayrıca Zarbab yıllardır evli olduğu karısından boşandığını ve ona bir daha çocuklarını göstermek istemediğini söylüyor. Öncelikle Kiran yaptıklarının cezasını çeksin, Kiran beter olsun diyorsanız ve ayrıca Pakistan dizilerini bizler çok sevdik, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız, videomuzu beğenin, keşke Nefes dizisi asla final yapmasa diyorsanız, bolca kalp emojisi şeklinde yorum yapın, hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Nefes dizisi yeni bölümde, gerçekten de aç gözlü Kiran'ın zarba bile sırf parası için evlendiğinin ortaya çıkmasının ardından bir de Nevin'in ölümünde Kiran'ın da büyük bir payı olduğu ortaya çıkınca ortalık çok fena karışacaktır. Zarbab yıllardır senin gibi nankör bir kadına, senin gibi kötü kalpli bir şeytana hem kalbimin hem de evimin kapılarını sonuna kadar açtığım için çok pişmanım diyecek ve keşke seninle hiç karşılaşmamış olsaydım, senden boşanıyorum diyerek Kiran ile yollarını ayıracaktır. Kiran ise polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra kendisinin suçlu olduğuna dair bir kanıt olmadığı için serbest bırakılsa bile, böyle sefil bir hayat yaşamaktansa ölürüm daha iyi diyerek kendi canına kıyacaktır. Kiran'ın kendisini son kez affetmesi için Zarbab'a ve ailesine yalvarırken, sadece aklından para geçtiğine eminim arkadaşlar. Zarbab Kiran'dan boşandığını söylerken, onunla tanıştığı günleri hayal edince bir yandan duygulanacak, diğer yandan ise öfkelenecektir. Kiran da annesi de ne kadar yalvarırlarsa yalvarsınlar artık iş işten çoktan geçmiş olacaktır. Kiran'ın affedilmesinin mümkünatı bile yoktur arkadaşlar. Çünkü hiçbir özür artık ölen kız kardeşleri Nevin'i geri getirmeyecektir. Zarbab Kiran'ın polisler tarafından götürülmesinin ve ondan boşanmasının ardından çocuklarına simsıkı sarılacak ve onlara annenizin başına gelenlerden dolayı sizden çok özür dilerim, belki beni affetmezsiniz ama emin olun anneniz bunu hak etti. Anneniz halanız Nevin'in ölümüne sebep oldu, o artık ömrünün sonuna kadar hapislerde çürüyecek diyecektir. Kiran gözaltına alındığında bile avukatını aramalarını ve kefalet ücreti ne kadarsa ödeyeceğini söyleyecektir. Ancak Zarbab, Kiran'ın banka hesaplarında bir kuruş bile para bırakmayacak, onu yoksulluğun dibine vurmuş bir şekilde yalnızlığa terk edecektir. Hatta Kiran, kendisini hapisten çıkarması için polislere rüşvet bile teklif edecek, ancak nihayet çabalarının sonuçsuz kalacağını ve artık ömrünün sonuna kadar hapislerde çürüyeceğini anlayacaktır. Kiran'ın hapisteki koğuş arkadaşları ona kimi öldürdüğünü soracaklar ve Kiran ben masumum, ben hiç kimseyi öldürmedim diyerek masum ayağına yatmaya bir süre daha devam edecektir. Hapisteki kadınlar Kiran'a birini öldürmediysen buraya alışverişe mi geldin be kadın diyerek dalga bile geçeceklerdir. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.